Ve yine orta hakemimizin ünvanı özellikle söylemek istiyorum. TR35'te canlı yayındayız çünkü. En son İtalya'da yapılan dünya şampiyonasında dünyanın en iyi ring hakemi seçilen Serkan Bozacı. Akşamın üçüncü maçında yeniden karşınızdayız efendim. Doğan Kılıç ve Alperen Biltekin karşı karşıya gelecek. Kırmızı eldiven, kırmızı şort kombinasyonuyla Doğan Kılıç ve siyah eldiven, siyah şort kombinasyonuyla da Alperen Biltekin karşı karşıya gelecek. Müsabaka başladı. Çok da kıymetli bir konuğumuz var. Berkan Günerli bizlerle birlikte. Milli takım antrenörü kendisi. Son derece tempolu başladı hocam maç. Neler söylersiniz? Doğan iyi bir sporcu. Rakibini ilk defa görüyorum ama rakibi de karşılık vermeye çalışıyor devamlı. İlk round denemeleri lazım birbirlerini ama çok hızlı başladı maç. Gerçekten çok hızlı başladı. Şu anda da bir bel altı vuruş tespit etti hakem ve bola verdi kısa süreli müsabakaya. Evet. İyi işaretini verdi Alperen ve devam edebilecek Kayseri bölgesinden milli sporcu Alperen Biltekin. Uluslararası şampiyonlukları var ve Bayram Keskin Kılıç tarafından antrenöre ediliyor. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün sporcusu. Doğan Kılıç'tan da bahsedelim. Avrupa Kupası birincisi, uluslararası birincilikleri var. Seda Duygu Aygün tarafından antrenöre ediliyor o da ve Dinamik Spor Kulübü'nün sporcusu. Organizasyonu nasıl buldunuz Sayın Hocam? Organizasyon çok güzel, çok kalabalık. Maşallah herkes şu an Galatasaray-Fenerbahçe maçı olmasına rağmen bu kadar insanı burada toplamak önemli, özel bir iş olması lazım. Umut Hoca'yı da bu nedenden dolayı kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon yapmış. Verilen aranın ardından müsabaka başladı ve dengesi de bozuldu Alperen'in ve düştü. Şu anda uçarak üzerine gidiyor rakibinin. Doğan karşılıklı puan arayışlarını görüyoruz. Eşleşmeleri nasıl değerlendirdiniz hocam? Hep katılan konuklarımız, arkadaşlarımız eşleşmelerin birbirine çok yakın olduğunu, yakın sporlar olduğunu söyledi. Evet, kesinlikle hocam. Çok iyi ayarlanmış rakipler. Hepsi birbirine denk. Bu maç bile özellikle şu anda izleyen herkes görüyordur ne kadar denk olduğunu. İki taraf da çok iyi dövüşçü. Hem yaş olarak hem kilo olarak elbette birbirine evet. Denkler ama boy olarak da denkler. Teknik ve kariyer olarak da birbirine denk sporcular. Evet. Zannediyorum hakem üçüncü masa hakemleri ve orta hakemler puanlamada zaman zaman zorlanıyorlardı. Kesinlikle. Anlatmakta, izlemekte zorlanıyoruz. Kesinlikle. Son derece hızlı ve son derece sonuç odaklı her iki sporcu da net bir yumruk gördük. Hemen önümüzde bir tane daha ve Alperen. Bu maçta her şey olabilir hocam. İki tarafta çok çılgın dövüşüyor, açık dövüşüyor ve gözleri karartmış ikisi de. Her an her şey olabilir. Şu anda bir isabetli yumruk, bir isabetli ters bir yumruk evet. Bütün hesabı da bozabilir. Aynen öyle. Açık dövüşmekte ne kadar doğru hocam? İkisi de gerçekten inanılmaz savaş veriyorlar. Bu Muay Thai'da var bu hareket. Çoğu zaman bu harekete izin vermiyorlar. Şu anda da Serkan hocamız aynı şekilde uyarı yaptı. Kickbox'ta evet. Olmayan bir hareket izledik. Bir Muay Thai hareketi. Evet, aynı. Low kicklerin sesi yayına kadar gidiyor zannediyorum. Ve şu anda net bir yumruk daha attı Alperen Biltekin. Rakibine 10 saniye kaldığını işaret eden sili de duyduk ve bu round'un da sonuna geliyoruz artık. Ve zil sesiyle bu round sona erdi. Round'u bir değerlendirir misiniz hocam? Nasıl buldunuz sporcuları? İki tarafta iyi mücadele ediyor. Şu an maç denk ama alt maçlardaki ikişer dakikadan 3 round değil. Şu an 3'er dakikadan 3 round. Biraz daha kontrollü olmaları lazım. Çünkü kondisyonu bitecek. İkinci ve üçüncü hatta yavaşlayacaklar. Enerjiyi korumak lazım diyorsunuz. En iyi kondisyon olan götürecek maçı. Evet.
İkinci round tabelası şu anda dolaşıyor. Birazdan ikinci round başlayacak. Antrenörler son taktikleri veriyor sporcularına. Şu sporcunun üstünlüğü vardı demek herhalde mümkün değil hocam. Şu an iki tarafta kafa kafaya dövüşüyor. Çok iyiler. Hakemlerin işi zor. Evet. Evet. Son taktikleri alıyorlar. Son teknikleri alıyorlar antrenörlerinden ve zil sesi geldi. Şu anda hakem de sporcuları ringe çağırıyor. İkinci rounda başlatmak üzere. Doğan Kılıç ve Alperen Biltekin karşı karşıya. Siyah eldiven, siyah şort kombinasyonuyla Alperen. Kırmızı eldiven, kırmızı şort kombinasyonuyla da Doğan karşılıklı geldi. Doğan'ın sol kaşının üzerinde ve sağ kaşının üzerinde ufak bir deformasyon var. Ama maçı bitirmesine engel değil. Engel değil. Tüp deformasyonları normal kabul ediliyor. Oraları koruması lazım. Oralara darbe almaması lazım. Gardını biraz daha yukarı tutması lazım. Şimdi sizi duymuş gibi gardını kaldırdı hocam ama rakibi de üstüne atıldı. Evet. Güzel bir kombinasyon izledik. Alperen'den Kill J lakabıyla tanınıyor. Doğan Kılıç'sa Talaz olarak çıkıyor, ring ismi olarak bunu kullanıyor sporcular. Yine sarılma var, hakem araya girerek müsaade etmiyor bu sarılmalara. Yorumlar başladı hocam. Tabii ilk roundda varmıyor onu ortaya koyan sporcular. İkinci roundun sonlarına doğru artık yavaş yavaş yorgunluk belirtileri gösteriyorlar. Bu da gayet normal. Çok normal. Çünkü gerçekten temposu çok yüksek bir spor. Temposu da çok yüksek bir maç izledik hep birlikte. O yüzden bu tip yorumda müthiş bir high kick geldi Doğan'dan. Yine bir high kick de. Bunlar zannediyorum net puanlar hocam. Net puanlar. Şu an üstünlüğünü dönerek bir yumruk attı. Evet. Bu da net bir puan olarak hanesine zannediyorum yazdı Doğan Kılıç'ın. Doğan Kılıç. Buyur. Kırmızı. Doğan Kılıç'ın bir şeyler yapması lazım. Puan olarak şu anda Alperen bu raundu almak üzere. Çok net vuruşları var şu anda Alperen'in. Ve sağlı sollu yumruklar arkasından body kick ve evet. Bıraktı kendini. Diyaframa geldi mide boşuna. Alperen push kick. Kendini bıraktı. Doğan Kılıç da yumruğunu kaldırarak seyircilerini selamlıyor. Avrupa Kupası şampiyonu. Uluslararası kupaları var ve Seda Duygu Aygün tarafından çalıştırılıyor. Bir şeyler yapması lazım dedim. Nakav yaptı. Bir şeyler yapması lazım dediğiniz dakikalarda teknik nakavt oldu. Ve İsam Akgül de malumun ilanı için linkte. Çok teşekkür ediyoruz Berkan hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımıza. Berkan Güner'le bizlerle birlikteydi. Milli takım antrenörü kendisi. Maçı değerlendirdik, turnuvayı değerlendirmeye çalıştık. Şimdi sözü İsam Akgül'e veriyoruz ve kısacık bir mola rica ediyoruz sizden. O da size sonucu aktaracak efendim. Teşekkür ederim. Hocam çok... Maçın galibi RSC hakem kararıyla kırmızı köşe. Doğan Kılıç. Kupa ve madalyalarını vermek üzere bu organizasyonun sportif direktörü Sayın Osman Balkaş'tan ringe davet ediyorum. İkinci Alperen Biltekin. Şampiyon
Doğan Kılıç.